Evet, günaydın. Günün manşetine hepiniz hoş geldiniz. Ben Hikmet Genç ve karşımda Star Gazetesi Genel Yönetmeni Sayın Nuh Albayrak var. Efendim hoş geldiniz. Teşekkürler efendim, sağ olun. Çok güzel fotoğraf çekiyorsunuz. Estağfurullah. Hemen böyle koştura koştura geldik, muhabbeti daldık fotoğraflarda. Çektiğiniz fotoğrafların ne kadar efsane olduğunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlara. Ne nereden geliyor bu fotoğrafçılık Nuh Bey? Onu ben bir defa öğrenmek istiyorum. Bir mühendislikten falan bahsettiniz de onu ben bir öğreneyim önce. Yok ama bu arada başka bir şey de ortaya çıkacak. Ben gazeteci değilim aslen. Sonradan gazeteci olmaya çalıştım. Yani eğer ben gazeteciyim aslen diyorsanız abi biz herkes hepimiz başka işlere dağılabiliriz yani. Ben hemen limon satmaya gideyim yani. 30 yıllık. Ben normalde gazetecilik değil, mühendislik eğitimi gördüm. İnşaat mühendisiyim. 80 yılından mezun. Sonra baktık ki inşaat mühendisliğinde fazla para yok. Toplum mühendisliğine soyunmaya başladım. 80 yıldan mezun oldum. Toplum mühendisliğidir. Bir yıl sektörde çalıştım. 81'den sonra gazeteye döndüm ama evet. Şöyle bir şey var. Ben meslek lisesindeyken 8 aya yakın orada yayınlanan yerel bir gazetede yazı yazdım. Ha, tamam. O şey beni tekrar gazeteciliğe döndürdü. Gazetecinin çıraklığına döndürdü hatta. Bu çok uzun hikaye. Buna gerek yok. Ama şunu söylemek gerekiyor. Madem böyle bir şey sordunuz. Ben hatta gazetecilik tekrar çıraklıktan başlayıp da normalde iletişim okuyanlara göre daha geriden bu mesleği takip etmeye başlayınca dedim ya yazık ettik 4 lira keşke gazeteci okusaydım dedim. Ama zaman içerisinde o mühendisliğinde ayrı bir şey kattığını fark ettim. Yani kendiliğinden fark ettim. Tabii bunu ki. Bir ön yargıla değil. Hakikaten bunu bilhassa sevk ve idare, iş yönetimi dönemleri başladıktan sonra bunu fark ettim. Yani aslında bir şey bu katıyor. Bir artı. Nuh abi yani şöyle söyleyeyim. Böyle olduğunu düşünüyorum. Bu bir artı. Mühendislik bunun bu tarafından bir artısı. Ama mesela başka meslekler yapıp da aslında sonradan gazeteciliğe eklemlenen kişilerde kendi mesleğinden de bir takım onun ruhunu gazeteciliğe aktarabilen insanlar oluyor var. Oluyor galiba. O da çok artı. Mesela romancılar da var. Aynen. Ben de mesela çok farklı sektörlerde çalıştım. Ondan sonra en sonunda baktım hiç tanesi beceremedim bari gazeteci olayım dedim. Estağfurullah. Estağfurullah. Ama fotoğraf işte böyle. Ama sizin artık bir abi senin bir yani gazeteci olarak bir duayen olduğunu bildiğim için bu konuyu fazla değişmiyorum. Sadece ama, çok seviyorum ama o kadar. Ama mühendislik katıyormuş yani özellikle görsel o fotoğraf sanatçılığı konusunda. Fotoğrafta da güzel. Ben benzer bir şey evet. Kattığını düşünüyorum. Yani bakış olarak yani evet. Bir görsel içgüdü yani bu doğrudan doğruya evet. Diye düşünüyorum. Neyse. Peki şimdi. İşgal etmeyelim fazla. Estağfurullah yok. Yani size bu sohbeti özellikle yaptım ki hem sohbetin girişindeki sıcaklığı yakalamak açısından bir de birçok kişi bilmediği bazı şeyleri de öğrenmiş oldu. Bazı sizi seven dostlar arkadaşlar. Evet. Bu arada şimdi, tabii yaşımız ortaya çıkmış oldu. 80'de bitirdim falan deyince okulu. Tabii. Oho. Abi yani, yok yani 40 görünmüyorsun neyse. Yani. Yine de iyisin yani. Şimdi, karşımızda olduğuna göre Nuh Albayrak. Ben Star'dan başlıyorum. Yok, hep öyle yapıyorsunuz maşallah. Öyle, ben onu 4 kez öyle yapıyorsunuz. Onun için öyle. Tebrik ederim. Teşekkür şimdi, ederim. Şimdi manşetinizde Nuh abi Körfez krizine çözüm turu diye bir manşetim var. Son günlerde tabii konuşuldu. Önce ilk duyduğumuzda bir Rusya gezisi vardı. Fakat ardından işte Kuveyt ve Katar. Katar'ı da kapsadı. Kuveyt de vardı ama Katar'ı sonradan öğrendik gibi hatırlıyorum. Körfez krize çözüm turu demişsin abi. Nedir bu? Şimdi bu vesileyle belki daha sonra bir soru başlığı mıydı değil miydi bilmiyorum konu başlığı mıydı ama ister istemez tabii ki son dönemde Suudi Arabistan odaklı olarak bölgedeki gelişmelere değinmek gerekiyor. Tabii. Bu başlığı açıklamak tabii. için. Malum beraber izliyoruz bu o başlayan gündemi. Kaldı ki senin özel olarak yani ayrı bir birikimin, ayrı bir şey geçmiş olan bir bölge. Kaldık orada çok iyi, kadar. Çok iyi bildiğini biliyorum ve ilgiyle de izliyorum o bölgeyle ilgili tespitlerini. Fakat neredeyse daha önceki bildiklerimizin tamamını bir tarafa bırakan, adeta ezber bozan bir dönem kesinlikle. Başladı şeyde. Bravo, doğru. Bakmayın yani zaman zaman işte saray içi darbe şeyde işte veliahtlar arasında taht kavgası falan deniyor ama bu sadece buzdağının görünen kısmı bence. Yani o sadece Suudi Arabistan'la ilgili olarak içerideki kısım gibi görünen tarafı. Katılıyorum. Özellikle o meşhur küreden sonra böyle bir şeyin başlaması, daha doğrusu küreden sonra Katar ablukası hemen peşinden de böyle bir şeyin başlaması. Bu parçaları birleştirdiğiniz zaman ve Trump'ın bu konudaki motivasyonu, Trump'ın işte çok iyi yapıyor. Muhammed Bin Selman ne yapacağını bilir, iyi bilir. Daha önce hep şeyi sağmıştı devleti falan gibi açıklamalar. Çok üst perdeden
bir Amerika başkanına yakışmayacak seviyede marjinal katkılarına baktığınız zaman tabiri caizse. Ve buna bağlı olarak işte mesela Lübnan Başbakanı'nın ve özellikle de Suudi Arabistan'ın etkisiyle olduğu çok net ortada olan bir biçimde istifası vesairesi. Ondan sonra gelişmeler. Bugün gazetenin birinde vardı, biraz sonra göreceksiniz herhalde. İsrail büyük çaplı bir şeye saldırı yazdırıyor Lübnan'a diye. Bunları birleştirdiğiniz zaman az önce bahsettiğim buzdağının üstünde dediğim şey bu. Yani sadece içeride ya o mu deniyor ki efendim tahta geçecek önce ortalığı temizliyor. Hayır, hayır. Bu çok büyük bir proje bu. Dolayısıyla bunu beraber izliyoruz zaten. Tabii takip ediyoruz. Yakından var, takip ediyoruz. Gözlemlediklerimiz var. Tahminlerimiz var. Çünkü gelecek bizi ilgilendiriyor. Çok ilgilendiriyor. Çok ilgilendiriyor. O yüzden de herhalde bu manşeti atma ihtiyacı hissettin abi sen. Çok ilgilendiriyor. Körfez krizine çözüm turu olarak. Evet. Bir kere bir de şu bakımdan da çok önemli bence. Altını çizmem gereken bir şey daha var. İlgilendirdiği kesin zaten bu. Çünkü neden? Sürekli Suudi Arabistan'ın olup bitenlerle ilgili bir şeyler konuşurken ikinci cümlede İran geçiyor malum. Yani İran'ın ismi geçiyor. Neden? Çünkü bir İran'a karşı bir şey oluşturuyor orada. Bir cephe oluşturuluyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır hatta. İsrail de var. İsrail zaten hep var. Tabii. Başından yani Katar krizinden tutun da efendime söyleyeyim biz de hayıflanarak izliyorum bizim medyamızda bazı mecralarımızda Filistin olup bitenlerle ilgili nihayet beklediğimiz şey oluyor işte El Fetih ile Hamas birleşiyor falan gibi şeylerle övülerek şey yapılıyor. Maalesef. Hayır, orada da gene İsrail'in içinde olduğu. Zaten Amerika varsa zaten İsrail. Dahlan'ın öncülüğünü yaptı. Orada başka operasyon var ve o da dikkatinizi çekmek istiyorum Hikmet Bey. Şu andaki olup bitenlerin bir parçası o da. O bir daha sonra birleşecek bu olup bitenlerle. Şu andaki Suudi Arabistan odaklı olup bitenlerle o da o parçada birleştirilecek. Filistin parçası birleştirilecek. Dolayısıyla bunların hepsine baktığımız zaman bizim burnumuzun dibine kadar ve bizi çok yakın etkileyecek, Suriye'de, İran'da etkileyecek bir şey var. Oluşum, bir şeyin parçaları örülüyor. Hı hı. Bu bir. İki, Türkiye ne yapıyor peki? Türkiye ne yapması gerekiyor? Bence bizim başlığa o manşet atmamızın asıl şeyi de bu kısmı. Biz benzer bir şeyi Katar meselesinde izledik biliyorsunuz. Bu format, buranın formatı ben biliyorum. Böyle tek kişi konuşmuyor ama neyse ben hemen özetliyorum, bitiriyorum. Tabii. Ben konuşmuş oluyorum. Şimdi Körfez krizini... Onu izletmem lazım yani çok kısa. O çözüm turu anlamak için bunu anlatman lazım. Çok önemli. Tabii ki. Şeyde benzer bir süreci biz daha tabiri caizse daha minimize bir süreci az önce bahsettiğimiz Katar ablukasında yaşadık. Neyi yaşadık? Bir şeyler oluyor orada işte iki cephe oldu. Katar, İran, öbür tarafta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri vesaire falan. Türkiye orada ne yaptı? Çok yakında ilgilenir hala kendisi Katar'la ilişkileri vesaire açısından. Türkiye orada kendisini bir cephelerden birisine sokmayarak iki tarafla da diyaloğu sürdürerek o krizin aşılmasında hatta bence o projenin Amerika'nın yürüttüğü o projenin iflas etmesinde büyük bir katkı sağladı Türkiye. Evet. Şu anda benzer dengeli, bir şey. Dengeli bir siyaset uyguladı orada. Bence şu anda tam da onun gibi bir şey yapılıyor. Dikkatinizi çekerim. Bu süreç başladıktan sonra zaten Moskova vardı ama peşinden Kuveyt ve hemen Katar eklendi buna. Bence bugünkü şu anda devam eden Sayın Başbakan Bilal Yıldırım'ın Amerika gezisini de bir tarafından onu da buraya ilişkilendirmek lazım. Bunların tamamını bir araya getirdiğiniz zaman Türkiye gene bu dönemde çünkü unutmayalım ki evet kesin ve net olan bir şey var. Bu bölgede olup biten ne varsa bunu tezgahlayan Amerika ve İsrail. Bunda zerre kadar şüphe yok. Ama sonuçlar bizi ilgilendiriyor. Ve Sayın evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o Katar krizine de şimdi de ortaya koyduğu şey şu. Hı. Ya ne olursa olsun ortada görünen sebepler haklı bile görünse bile sonuçta bunların sonuçları bizi ilgilendiriyor. Amerika'nın karına, çıkarına olan şeylere biz kendi birbirimize harcamayalım, birbirimize düşmeyelim. Bölgeyi ateşe atmayalım. Tabii bunlar tamam bana ifade eder. Mealinde bence iki tarafı da hem o taraf hem bu tarafı bir şekilde bu krizde bu yavaş yavaş ilerleyen süreçte daha az hasarla bu süreci kapatmaya çalışan bir dönem başlatıldı diye düşünüyorum. Evet. Onun özetini bizim başlatırız. Evet. İnşallah bu Körfez krizine yapılacak olan çözüm turunu hayırlısıyla Türkiye'de çıkarlarına uygun bir şekilde neticelenir. Dediğin gibi aynı anda Başbakan
ABD'de evet. temasları sürdürürken. O da tabii diğer Türkiye ABD işbirliği içinde de var ki. Ama bu kısmı da var işin içinde tabii ki. Yani çok böyle yoğun bir diplomasi trafiği devam ediyor. İnşallah hayırlısıyla sonuçlanır. Çünkü yani bu komşuda çıkan yangın orada kalmıyor. Üzerinize Kesinlikle. Sıçrıyor. Bunlar kolay bir işler de, değil. Bir de yani biz bölgede Türkiye olarak bunu da artık dün de burada Kurtuluş Tayiz'le konuşmuştuk. Bir bölgede bölgeyi olmayı bırak onun dışında millet olarak ne kadar güçlü olduğumuzu aslında bölgede bir aktör olduğumuzu bir küresel güç olma yolunda çok ciddi adımlar attığımızı bir meydan okumamız Aynen. bir iddiamız olduğunu biliyoruz ve bizim yaşadıklarımıza rağmen hala ne kadar etkin olduğumuzu bütün yaşananlara rağmen hala da aslında yanlış ifade yani daha da etkin bir hale geldik biz. Kesinlikle. 15 Temmuz'dan tabii, sonra Türkiye bize yarıyor aslında bu krizlerin bir kısmı. Tabii yani bırakın geriye doğru düşmek veyahut da bir ülke darbe teşebbüsünde bulunmuş bir ülkede daha güçlü ayaklarına daha sıkı durabilen her türlü darbeye ekonomik darbeye de aynı zamanda krizlere karşı da daha güçlü durabilen bir Türkiye var. Ve iddiaları var ve işte şu anda işte Kesinlikle. Bölgede Orta Doğu'daki diplomasi trafiğinde de başrolde oyuncusu. Herkes bunu bekliyor yani Türkiye'de. Aynen. Bir abi gibi. Bunun üzerine şunu da ilave edelim. Tam güzel bir yere getirdin meseleyi. Aslında biraz da bakmayın böyle şeyden bahsedince hemen bir komplo teorisi edebiyatı başlatılıyor ama bu olup bitenlerin bir taraftan da Türkiye'nin bu gidişatın önünü kesmeye yönelik olduğuna ben kesinlikle inanıyorum. Nihayetinde değil mi? Evet elbette inanıyorum. Çünkü bu gidişat Batı'yı Batı'nın hoşuna gitmiyor. Kesinlikle. Çünkü Türkiye geliştikçe Batı'nın uzaktan kumanda tesir alanından çıkıyor. Tabii. Doğru. Bu da Batı için Türkiye'yi kaybetmesi Batı'nın başka ülkelerin tamamını kaybetmekten çok farklı bir şey. Onun için Türkiye'yi tökezletme çalışmalarından zerre kadar şüphem yok benim. Kesinlikle. Zaten en son cümle bu kuşatma da bundan dolayı Türkiye de yakından ilgilendiriyor ayrıca. Peki. Zaten o son cümlende de bu vardı. Bu konuyu değiştireceğim ama onu da unutmayalım. Eğer bölgede bir kriz varsa ya bu yaşadıklarımıza baktığımız zaman aslında o büyük aktörün büyük bir gölge var. Ben hep böyle tarif ediyorum. Aynen. Asıl gölgenin sahibi ABD'dir. Ama o ABD'ki sonuçta bağlanacak olan nokta yine İsrail'dir. Bunu hep söylüyoruz. ABD'nin bu bir vaka, yani bu bir yorum değil. Komple teorisini köşeye atın. Ama bakın tarihine böyle göreceksiniz. Dış politikadaki önceliği, ilk hedefi İsrail'dir. İsrail'in güvenliğidir. Kesinlikle. İsrail'in geleceğidir. İsrail'in bekasıdır. İsrail projeleridir. Ondan sonra gelir Londra, Köln, Zimbabwe, Rusya gerisi teferruat. Yapar onları idare ama öncelikli hedefi varlık sebebi gibi İsrail'dir. Ki bunu da en son en çılgın adam Trump bunu yaptı. Çünkü koltuğa oturduktan sonra kalktı. İlk gittiği ülke Suudi Arabistan. Şu anda orası karışık. İkinci ülke de İsrail'di. Yani oradaki o işaret ve okun hedefini böyle gittiği yere baktığın zaman yani ne olduğunu, Orta Doğu'da niçin neler olduğunu çok iyi anlarız. Katar'a da yapılacak olan o yapılan operasyon bununla ilgili çalışılıyor. Dünyadaki sıvılaştırılmış doğal gazla dünyadaki toplam üretimin %30'una sahip olan Katar'ı yemeye çalıştılar olmadı. Başka bir hamleyle B planına geçtiler. Böyle devam ediyor şu anda. Katar'daki krizi engelleyen Türkiye'dir. Bunu da tekrar hatırlatalım sana izleyicilerimize. Şimdi tam başka bir konu belki ama bu arada bir cümlede şunu söyleyeyim. Tamam. Artık bu bölgedeki işte Arap ülkeleri başta olmak üzere bu İslam ülkesi diye geçen ülkeler de artık biraz aklını başına ne zaman alacak ben merak ediyorum. Yani bir artık Amerika'nın uydusu olmaktan kurtulup da tabii bu zor. Neden zor? Böyle olması için çok kritik bir şey var. Onların halkın seçtiği lider olması gerekiyor. Tabii. Türkiye'nin en büyük gücü bu. Kesinlikle bu. Onların en büyük zaafı da bu. Onların evet. o koltukta oturmasının teminatı, orada durmasının tabiri caizse güvenlik amirliğini yapan Amerika talimatı da veriyor Kesinlikle böyle. Bu. Yani, bu asıl problem bu. Asıl öyle bir probleme geldi ki aslında bunun üzerine saatlerce uzunca konuşması gereken bir şey bu. Filistin meselesi de bu. Suudi Arabistan'ın şey. Hepsi bu. O yüzden o birçok gündemimizde daha çok maddeler var. Onlara geçeceğiz. Şimdilik burada bırakalım ama Aynen. hakikaten o çok önemli bir hadise. İşte aslında halkların ben daha önce bunu konuda yazdım. Bu çok önemli. Evet, İşin sırrı burada. Evet. Yani o halkların ne olduğu aslında nasıl iktidar edebildiği meselesi niye, dışında. Özür diliyorum. Bak vakti alıyorum. Bilmiyorum ama çok önemli. Bak niye paldır küldür Mısır'daki şey 30 yıl sonra gelen demokrasi paldır küldür yıkıldı. Amerika yıktı. Çünkü demokratik bir ortamda halkın seçtiği liderlerin yönettiği bir ülkede böyle operasyonu yapamazlar. Yapamazsın. Tabii ki. Aynen örnek işte Mısır. Yapsan da sınırlı kalır ama halkı ikna edemezsin. Yani burada bu sistemlerde diktatörü veyahut da monarşik sistemin tepesindeki adamı ikna edersin. Kendi güvenceni alırsın.
Halk ikna etmeye gerek kalmaz. Tabii halk ki. İkna etmek onun için zaten. Zaten. Peki. Şimdi dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bir konuşma vardı. Yani ben burada bugün Diriliş Postası'ndan, manşetinden vereceğim bunu. Onlar çok güzel vermişler. En azından bu cümle üzerinden vermişler. Komşusunun adını bilmeyenler mahalle kültürü riyakarlığı yapıyor diyor. Bu enteresan bir konu çünkü daha önce çok konuşuldu. Çok da esprisi yapıldı. Ben de yazdım bu mevzuyla ilgili çok daha önceleri. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuları bağlamından koparıp siyasi istismar malzemesi yapan riyakarlığa seslendi diyor Diriliş Postası. Ve diyor ki kendileri 30-40 katlı rezidansta oturup kapı komşularının adını dahi bilmeyenlerin mahalle kültüründen bahsetmeleri kadar boş bir iş olabilir mi? Tabii dünkü bu özellikle işte bu beton meselesi var biliyorsun. Gene evet. Birçok köşe yazarı da bunu gündemine almış. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda çok ciddi uyarılarda bulunuyor. Bu İstanbul'un tarihsel dokusunu, bu güzelliğin bozulması daha dikkat çekiyor ve çok gereksiz, çok fazla işte bu betonlaşma sonucunda da güzelim İstanbul'un silüetinin çok ciddi zarar gördüğünden bahsediyor. Hepimiz katılıyoruz buna. Fakat tabii bu arada bir gönderme yapmış. Yani burada tabii sırf muhalefet olsun diye söylemiyorum. Muhaliflere muhalefet olsun diye söylemiyorum ama şimdi bu konuda en çok yazan çizen takım şey vardı. Kimdi o? Bir tane rezidans kraliçesi vardı. Onun gibi işte 5 tane rezidansı var. Bilmem kaç tane şu kadar evi var. CHP'nin değerli milletvekili. CHP'nin değerli milletvekili şey yapıyor yalnızca. Solcu edebiyatı yapıyor. Proleter devrim. Tabii, tabii. Emekçi, işçi, halkımızın bilmem. Pek ortada görünmüyor artık ama. Pek görünmüyor tabii. Görünemiyor daha doğrusu. İşçi, emekçi, halkçı kaçıncı katta sizin rezidanslar diye sayıyorsun. 1, 2, 3 falan. Şimdi bu kaçıncı durumda, rezidansın kaçıncı katına kaçıncı katında diye maalesef bu yani bunu da söylemek durumundayız ama bunu böyle çok şey yapanlar hatta bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanı'nı itham edenler de var. Yani işte çünkü işte sizin dönemizde bu kadar şeyler yapıldı falan filan diye Sayın Cumhurbaşkanı da bunu çok açık bir şekilde ifade etti. Yani bir takım şehirleşme yapılamalarında planlamanın işte yeşil alanın ayrılması, altyapısı falan meselesi böyle hemen dünden bugüne olan yani bir gün iki gün iş değil. Evet. Dünyayı geziyoruz, biliyoruz, görüyoruz. Avrupa'da dünyanın birçok yerinde bizdeki yaşanan 1960'lı, 70'li hatta 80'li yıllarda yaşanan o şehirleşme hatırlıyorsun İstanbul özellikle. Furyası diyelim furyası, yani. Hem de o kimliksiz düzensiz şehirler tabii. Gecekondulaşma. Gecekondulaşma, o altyapının bozukluğu, çevre düzenlemesini yok. Bunların hepsi birer şey. Şimdi bazı yerlerde mesela bakıyorsun İstanbul'da kentsel dönüşüm yapılmaya çalışılıyor. Veyahut da bir gecekondu, eski bir varoş bir mahalle düzeltilmeye çalışılıyor. Yani mümkün değil çünkü bitişik nizam evler, sokak daracık, geçecek yer yok, nefes alacak yer yok. On binlerce, yüz binlerce insanlar yaşıyor. Onları orada alacaksınız, komple orayı yıkacaksınız. Ama mesela batıdaki hep söylediğim şey oydu. Bizde o yapılan hala var. Nişantaşı, Teşvikiye, Taksim, Beşiktaş, İstanbul belli yerlerinde mesela vardır. Ta Osmanlı döneminden kalan o tarihi dokuya sahip evet. Evler hep onlar birçoğunları yıkıldı aslında. Bunu insan hatırlamak istemiyor ama ve çok çarpık bir kentleşme oluşturuldu. Bunun üzerine yeniden bir İstanbul planlanıyor. Bu işler kolay değil fakat tabii ki ben bu şeye takmış durumdayım. 30-40 katlı rezidanslarda yaşayıp da esnaf mahalle kültürü falan vardı falan diyen tipler var. Onlar da riyakarlık yapıyor diyor. Yani sen komşunu falan tanımıyorsun diyor. Doğru mu abi? Doğru. Bu konuda bir kompleks yaşandığını ben düşünüyorum. Bilhassa sözüm ona kendileri elit diye tarif eden kesimlerde. Evet. O da şu, birincisi şunu söyleyeyim. Yani bizim çok değerli varlıklarımız, Osmanlı'dan kalan varlıklarımız adeta Osmanlı düşmanlığı, Osmanlı kompleksi sebebiyle bir kere adeta harman sarıldı. Özellikle harcandı, kaybedildi. Yani düşünün duvardaki canım şaheser Tuğra'nın üzerini sıvayla kapatıp örtecek kadar böyle bir kompleks yani bu. Tabii. Dolayısıyla bu Osmanlı'dan kalan eserleri ve o dokuyu da böyle ucuzca harcama sebep oldu. Bunu ne anlamda söylüyorum? Gerek ilk dönemlerdeki ta Cumhuriyet'in başından bu tarafa uygulanan o ucuz ve adeta tarihsel dokuyu harcamaya yönelik imar uygulamalarıyla gerekse işte o bireylerin tutumlarıyla. Şimdi bir kere şunun altını bir çizelim. Sayın Erdoğan bu konuda çok bana göre saygı duyulacak bir duruş sergiliyor. Yani gerekirse itirafsa itiraf veya ne bileyim yani öz eleştirisi öz eleştiri bizim de katkımız oldu buna diyor.
Ve bunun üzerine yükleniliyor sürekli. Vay efendim işte siz, hayır bakın başka bir şey hatırlatayım, kimse konuşmuyor. Sayın Erdoğan, bu dikey yapılaşma, efendime söyleyeyim bu gökdelenler falan filan konusunda başından bu tarafa bir şey var, bir cephe almış durumda bu şeye. Ve elinden geldiği kadar bunu engellemeye çalıştı, çalışıyor. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Tabiri caizse bireysel, kişisel ilişki veya kişisel işte şeyini bile kullandı. İşte ben darıldım dedi, o iki şeyi biçmediler. Onlara kırgınım, dargınım dedi yani mesela. Düşün yani bu şeyleri bile kullandı. İki, efendim sen yönettin bu ülkeyi, işte şey, bu şehri başından ta geçmiş yıllarda, 90'lı yıllarda vesaire deniyor. Kimse bahsetmiyor. Sayın Erdoğan o zaman bir şey dile getirdi. Dedi ki bu çok aşırı bir göç var İstanbul'a. Bunu sınırlayalım, işte bir şey koyalım buna, sınırlama koyalım. Çok güzel bir noktaymış. Evet, dile getirdi ama açıp baksınlar. Öyle bir çurlan, linç ettiler. Öyle bir çurlanlar ki üzerine, tabii. Tamam mı? Vay sen kimsin? Neredeyse bir daha bu söze bundan laf edilemedi. Ne oldu peki Hikmetciğim? Bugün bakın herkes bunu konuşuyor. İstanbul yaşanmaz hale geldi diyor. O zaman çurlananlar, linç edenler dahil. Evet. Başka bir tespit daha. Evet. Sanırım geçen ayki bir rakam. İlk defa İstanbul'dan gerilemiş. Dışarıya taşınanlar İstanbul'a gelenlerden daha fazla olmuş. 70 bin kişi. Ve burada daha önemli bir şey var. Artık bugün İstanbul'dan gitmeyi, İstanbul'da evsiz, yurtsuz, barksız kalanlar konuşmuyor. En üst seviyede gelir sahibi olanlar konuşuyor. En üst yaşam düzeni sahibi olanlar konuşuyor. Abi, maalesef. Ve onlar şimdi dikkat edin, köyündeki, kentindeki, memleketteki, Anadolu'daki eski yurdunu, eski evini imar edip oralara dönmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla şöyle bir şey var her konuda. Siyasette bunu köküne kadar yaşıyoruz. Ama maalesef bu şehircilik noktasında var. Her konuda var. Ne bu? Bu bahsettiğimiz kesimler kendilerini Erdoğan düşmanlığına kilitlemişler. O kilitlenen füzeler var ya onun gibi. Evet. Erdoğan ne derse aksini savunmaya alışmışlar. Dolayısıyla o mahalle kültüründen bahsettiği zaman hurra mahalle kültürü karşısına geçiyorlar. Efendim neden bahsederse, yani Türkiye'nin, düşünün bir zamanlar NATO'ya hayır, Amerika'ya hayır diye bas bas bağıranlar, IMF'ye hayır diye bağıranlar, yani öğrencilik yıllarında burada bütün duvarları pisletenler. Şimdi Erdoğan emperyalizmle savaşıyoruz, emperyalizmin kolunu kırıyoruz, buluyoruz diyor. Geldi nokta bu. Şimdi Amerika'nın yanına geçiyorlar, Erdoğan'ın karşısına geçiyorlar. Bu nasıl bir, maalesef, affedersin, savrulmaya? Savrulma ötesinde. Bu her şey, noktada var ama. Tabii. Şehircilikte de var, siyasette de var. Ben şöyle söyleyeyim. Hem ilaveten hem de konuyu değiştirmek amacıyla. Şimdi bu 30-40 katlı rezidanslarda oturup da komşuluk falan ilişkisi, bizim esnaf mahallemiz var, topumuz vardı, işte camı kırardık, keserdi amca falan. Onu diyenler ama o şey öldürenler de onlar ama. Tamam. Ve kültürü. Şu anda özellikle bunu eleştirenler, Erdoğan'ın bu çıkışlarını, şehircilik manasında işte bu dikey yapılaşmayı eleştiren, betonlaşmayı eleştiren. Fakat müzmin Erdoğan karşıtı olduğu için, dün söyledim ben mesela, AKM'nin yeni AKM projesi, muhteşem bir proje. Neresinden bakarsan bak. O da güzel bir örnek, demin dediğime. Neresinden bakarsan bak muhteşem bir proje. Yani belki de dünyadaki o sanat evleri, işte kültür merkezleriyle mukayese edebilecek dünya çapında bir proje. Görüldüğü şekilde bir tanesi bu. Şimdi bunu görüp de hala hazırda, ben bunu dün yazmıştım. Yine çok eleştiri aldım bu konuyla ilgili. Şimdi bunu kim yaptı? İşte konuştuk. Yobazlar yaptı maalesef. Hani şu meşhur bale gösterileri, su bilmem nesi. O dünya çapındaki o opera merkezini, o sanat kültür merkezini imatipli yapıyor. O yüzden adamın kafası şöyle bir şey var. Hani nasıl savruluyor diye sordun ya. Şöyle savruluyor. Adam bunu görüyor. Hani birkaç tane mecbur ekran yüzünde olduğu için mecbur artık söyleyenlerin dışında bakıyorsun oraya buraya. Bir tane yorum yok. AKM yıkılıyor bak. Çapulcular orada devrim yapıyorlardı. Evet. Türkiye ayağa kaldırdılar. En önemli şeylerden biriydi o. Niye ağzını açmıyorlar? Şimdi şunu söyleyemiyor adam. Ya Erdoğan yaptı, ben nasıl buna şimdi evet diyeyim yani, evet. Ya. Oğlum dünya çapında abi Erdoğan tek yaptı. Tek kriter o çünkü. İyi kriter mi kötü mü değil yani. Tabii değil, kesinlikle değil. Ben, onun için bunların konuşmaya bile gerek yok bence. Şöyle bitireyim yani. Gelinen nokta dedin ya, nasıl bir kafadır, nasıl bir savrulmadır diye. Ben bunu bir cümleyle ifade ediyorum. Diyorum ki Türkiye bir atom bombası, bir nükleer başlık yapıp da balistik füze yaparsa bir gün. İnşallah yapar. Yapar, merak etme. İnşallah yapar. Yapıp koyarsa... Sözcünün diyeceği şudur. Erdoğan dünya barışını tehdit ediyor.
Bunu yazarlar yani. Hani sanki ilk defa biz yaptık. Abi burnumuzun dibine. Şeye gerek yok ya, çok fütürist bir şey yapmaya gerek yok yani. Kafalar böyle çalışıyor. Tamam, şeyde bunun örneğini gördük biz. Eleştirmiyorum bu konuda. Bu SİHA ve İHA'da bunun örneğini görmedik mi? Tabii. Piknikçileri vuruyorlar diye yazıyorlardı, değil mi? Hatta Kılıçdaroğlu ya onlar piknikçi adamlarmış falan filan. Tabii sivilleri vuruyor oldu. Muhalefet diye ters kalırsan, senin çapın kalibren çok düşükse eğer, hani senin çapın sadece Beştepe'deki çapı ölçmeye kadar bir çapsa, yapacağın şey nedir? Ya onu yanlış ölçüyorlar. Bir sürü basit olur. O yapacağın şey nedir o zaman? Ne yaparsa kötü diyeceksin. Evet. Ya bardak değil arkadaş, bu televizyon. Bu kadar. Bak Türkiye'nin, ondan sonra tabii bir şaklamanlığına düşersin. Ana problemi bu. Evet. Şu anda ana problem ama bu. Ama işte bunun sebebi de sözcü. Buraya geleceğim şimdi. Gel. Sözcü derken Türkiye'nin ana problemi tek sözcü değil. Ama Türkiye'nin sözcünün yaptığı kesinlikle. Ana problemden bir tanesi sözcünün yapmış olduğu sözcülük. Sözle Evet, sözcülük. Tamam, bir şeyin sözcülüğü. Aynen. Oraya geleceğiz ama akşamdan çok kısaca bir şunu da bir okuyalım. FETÖ abi durmuyor. Bu diaspora FETÖ'sü durmuyor. O taraflarda aktif olduğu yerde çalışmaya devam ediyor. Ama unutmasınlar, ABD'de de olsan, Avrupa'da da olsan, Alaska'da da olsan, işte Kuzey Güney Grönland'da da olsan, hatta Yeni Kongo Cumhuriyeti'nde de olsan, unutmayın, Türkiye Cumhuriyeti'nde bu milletin eli yumruğu ensenizde bekliyor. Unutmayın bunu. Bak ensenizde bekliyor. Her neredelerse de bulundukları yerde çember daralıyor günden güne. Daralıyor. Her nerede olursa olsun merak etme. Bu, hiç rahat oturmayın. Ama onlar şunu yapmışlar. Şimdi ya, Akşam Gazetesi'nin haberine göre 53 ülkede darbe edebiyatı diye bir manşet var akşamda. FETÖ uluslararası makale yarışmasıyla hainliğini meşrulaştırma çabasına girmiş. Yani uluslararası makale yarışması yapıyor. Ve bir hedefi var bunun. Nedir o? Yarışmanın konusuna bak abi. Siyasette askeri gücün çözüm olarak kullanılması. Yani bu bir gerçek. Darbe yani. Çok enteresan. Yani devamını da okuyayım. Birkaç cümle senden alayım. FETÖ'nün merkezi Washington'da bulunan kuruluşu Rumi Forum. İsmi de Rumi. Çok enteresan. Rumi Forum. Nereden olmuş? 53 ülkeden 600 öğrenci için makale yarışması düzenliyor. Ve makalenin konusunda günümüzün ulusal ve uluslararası siyasi meselelerine askeri gücün bir çözüm olarak kullanılması konusunu koyuyorlar. Diyor ki bunu yazacaksınız. Sonra kazananları da 4 günlük bir geziye gönderecekler. Artık himmet, saffet, hayret 4 günlük geziye çıkacaksa oradan artık büyük ihtimalle kendilerine verirler. Hani haram yemediler ya birkaç arkadaşlar dışarı falan para azaldı çünkü kalmadı biliyor musun? Ondan sonra rüyasında görmüşlerdir. Gezileri katlayacaklar falan filan. Ne diyorsun? Bunlar hala böyle orada burada bir ayaktayız, yıkılmadık falan gibi forumlar yapıp makale düzenliyor. Bir de enteresan yani askeri darbeyi falan makale konusu yapıyor yani. Bak ne çıkacak oradan şimdi. Bulunduğumuz yerden geriye dönüp baktığımız zaman FETÖ ile ilgili olarak yaşanan süreçlere baktığımız zaman FETÖ'nün aslında bana göre geldiği nokta başarı konusundaki en büyük şeylerden birisi de bu. Algı yönetimini çok iyi yönetiyor FETÖ. Hı hı. Bu biraz da aslında o iltisaklı olduğu, işbirliği yaptığı örgütlerden gelen bir birikim de olabilir bu. Yani onlardan kaynaklanan birikim de olabilir. Çünkü biliyorsunuz bu gizli örgütlerin en büyük silahı algı operasyonlarıdır. FETÖ'de bugüne kadarki aldığı mesafenin büyük bir kısmını algı operasyonuna almıştır. Evet. Bu da onlardan birisi. Arkasında çünkü bir ABD, bir CIA aklı olduğu için. Tabii, o CIA aklıya çalışıyor onun birikimiyle yürüdüğü tabii. için. Tabii bu algı operasyonu dediğim şey bir ortak payda. Yani döneme göre farklı görünüm arz ediyor bu algı operasyonu meselesi. Burada daha önce faaliyet gösterdiği 17-25'ten önce yani ortaya çıkmadığı, ifşa olmadığı dönemde hizmet ehli olarak, himmet işte İslamiyet hizmetle aynı bahsettiğin yarışmaları daha önce de yapıyorlardı. Böyle küresel yarışmaları. Ama o zamanki konusu Peygamber Efendimiz de o zamanki şeyin konuları. Her ülkede yapılan yarışmanın konusu. Hı hı. Şimdi başka bir şey. Yani algı operasyonunu zamana göre, duruma göre zamanın ruhunu çok iyi bilir onlar. Bu onların çok iyi bir tabiridir. Onların ihtiyacı olan konular üzerinde yapıyorlar. Şimdi aynı şey yapıyorlar. Ve şöyle bir şey var. Burada bu vesile bunu dile getirmek lazım. FETÖ'nün gerek Amerika'da, her ne kadar Amerika kendi ulusal çıkarlar çerçevesinde hala savunuyor veya bize vermiyor görünse de gerek Amerika'da, gerekse Avrupa'da, Avrupalı'nın veya Amerikalı'nın, Almanyalı'nın veya Amerikalı'nın birinci meselesi FETÖ değil. Sadece onu kullanıyor. Tabii sadece ki. Kullanıyor. Ama onlar, aynı o bahsettiğim algı operasyonu marifetiyle Türkiye'nin Almanya ile problemlerini, Türkiye'nin Amerika ile problemlerini adeta onlardan dolayı, yani FETÖ'den dolayı işte bu kadar gerilmişiz gibi yansıtıyorlar. Yani Türkiye'nin bugünkü Almanya'yla ilgili, Amerika'yla ilgili problemlerinin
bir kısmını FETÖ teşkil ediyor. Böyle yansımaların sebebi şu, o zaman daha güçlü oluyorlar. Yani bak, koskoca Amerika onlar için Türkiye'yi gözden çıkarmış oluyor. Bir de şöyle bir şey yapıyor. Böyle değil şu anda konu. Bir de şöyle bir şey yapıyor. Kendisi zaten ABD'de, Alman'da, orada oturuyor. Yani orada yaşıyor, onun kucağında. E şimdi onun kucağındaysan, şimdi Türkiye ile ilişkileri çok yakın bir Almanya veya Türkiye ile ilişkileri çok yakın bir Batı belli bir yerde geldikten sonra senin güvenli açısından da tehlikeli olur. Çünkü seni iade etmeye kalkar, bir şey olur. Dolayısıyla körüklüyor yani, aynı zamanda. Tabii aynı zamanda körüklüyor bunu. Yani ne kadar kötü, ne kadar büyük kavga. Türkiye işte uluslararası ilişkilerde ne kadar büyük gerginlik yaşarsa o da kendi geleceği ve kendi güvenliği açısından iyi geliyor FETÖ'cüler için. Elbette. Ama şöyle değil. İlelebet işte sırf FETÖ'yü korumak için Amerika veya yapma, Almanya... Yapma, asla yapma. Değil. Asla, ama asla. Onlar şu andaki bu gerginlikleri, çok farklı sebeplerle kaynaklanan gerginlikleri tamamen kendilerinden dolayıymış gibi yansıtıyorlar. Halbuki gerek Amerika'da gerek Almanya'da günden güne bunların durumu kötüleşiyor. Demek evet. Ben çember daralıyor ifadesini bilerek kullandım. Gerçekten çember daralıyor. Hem yürüyen hukuki çerçevedeki mücadele alakalı olarak hem de bunlar artık Amerika'nın da Avrupa'nın da bu yolda çok kullansalar savunamayacağı bir noktaya geliyorlar, evriliyorlar. Tabii. Yani çok marjinal bir noktaya geldiler. Kesinlikle öyle. Aslında bu da onların huzurunu çok fena kaçırıyor. Artı çok fazla yansımasa da zaman zaman yansıyor. İçerisi de gürül gürül kaynıyor bu arada. Kaynıyor. Tamam. Zaman zaman yansıyor. FETÖ ölürse zaten, elebaşı ölürse Pensilvanya'da bunların işi çok zor. Bunlar böyle birbirine herhalde dalacaklar. Artık o para senin, bu para benim. Şu anda zaten, görüyoruz bazen. Biz haberini aldık. Ben şöyle bildiğim birkaç bir şey de söyleyeyim. Hazır buraya kadar mevzu gelmişken, öyle Akın İpek gitti, o kaçtı. İş adamları kaçıyor ya. Şimdi kaçan iş akıllar adamları... kaçıyor. Evet doğru. Akıncılar önden gitti. Arkasından... Akıllılar gitti. Akıllılar gitti. İşte tabii akıllı olan, bir de aklı bir de artı parası olanlar... özellikle gitti. Uyanık olanlar. Çok uyanık abi, tipler de aldı paralarını. Yani. Şimdi bu kadar paralar gitti. Bazıları bu paraları burada bitmeyecek, hani akılsız paralar. Olanlar yani. Burada hiç harcanacak, bırakılacak olan kişiler. Bak mesela bütün bu şeyle, valizle, çekçekle bütün delilleri getiren adam içeride. Baransu. Hepsi dışarıda. Ondan sonra buradaki bir kısım kişiler de paralarını verdiler işte. Bankasya'ya yatırttırdılar zorla. Dediler ki bu adam sağlam, İngiltere'de yatırım var. Türkiye'de bizim paramızı el koyabilirler. İşte himmet, hayret, bak hoca efendi rüyada görmüş, paralarınızı aktarın. İkiye katlayın falan filan diye paraları gönderdiler. Bir huzursuzluk var çünkü burada çok kötü durumda olan birçok FETÖ'cü. İçeride veyahut da dışarıda henüz. Henüz değil. Onlara... Birçok kişi şu anda o kadar parayı verdik ettik nerede bunlar diye sorduklarında ya bilmem ne holdingin sahibi İngiltere'de, başka bir şirketin sahibi Almanya'da, öteki ABD'ye kaçmış, şu anda elinde o alışveriş arabasıyla içine malzeme dolduruyor. Bunları da görüyorlar tabii. Bunu görüp de hiçbir şekilde daha ucu dokunmadan, daha bayloktan yakalanmadan gelip de arkadaş bu adamlar şurada şurada deyip de gizli tanık yapan FETÖ'cüler var. Bunu da biliyoruz. O yüzden bu işi gidişatı onlar için sonu belli. Tabii, ama yani. Şu var yani, şunu da yanlış anlamayalım. Hani FETÖ'cüler ABD tarafında duruyor. Aman işler bozuk kalsın da bizi alma. Çok da bu kadar saf trik bir şey değil. Çünkü zaten seni büyütüp kollayıp da o hale getiren gene ABD. Merkez aynı merkez. Yani sonuçta sen onların projesisin. Ama işe yaramaz hale gelirsen. Tabii tabii. Eğer böyle darbe yapabilecek imkan ve kabiliyetin kalmamışsa seni tasfiye eder. Hem de feci tasfiye eder. Kafana sıkıp gönderir. Canlısını da göndermez yani. Şeyin, ABD. Şu yürüyen yargı süreci var ya Türkiye'deki. Evet. Birçok farklı mahkemelerde, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki yürüyen. Bu süreç sonuçlandığı zaman, bu yargı süreci bittiği zaman, bütün davalar bittiği zaman, kararlar verildiği zaman, o anlamda çok ciddi bir kırılma olacağını düşünüyorum. İki bakımdan. Birisi, öyle veya böyle. İstersen kabul et, istersen kabul etme kardeşim. Türkiye'deki yargı sistemi çerçevesinde bunların suçu sabit hale gelmiştir. Gelişmiş evet. Olacak. İki. Nefes o rüyalar var ya. Hangi rüyalar abi? Rüya çok vardı o yüzden. İşte bunlara gönderilen, merak etmeyin. Ha. Şu Kasım'da böyle olacak, Ocak'ta böyle olacak, Bucak'ta şöyle olacak. Bahar alacak, güneşecek, çiçek böcek evet. Falan. Hı-hı. Hatta o şeylere dalga geçiyorlar işte yargıya yetiyle, mahkemeye yetiyle. Nasıl güveniyorlar ya şeylere. Bekleyin siz arkadaş, ama bekleyin. Ama hepsinin cezası verilip de koğuşlara gönderildiği zaman, işte müebbetle, ağırlaştırılmış müebbetle, 40 yıl, 30 yıl vesaire falan... İşte o zaman onlar da rüyadan uyanacaklar o zaman. Vallahi umarım kardeşim, uyanırlar. Nerede kaldı bu? Umarım uyanırlar. Uyanacak, uyanacak. Neden biliyor musun? Şöyle bir şey var çünkü Nuh abi. Zaman zaman bakıyorum da mesela hep o çünkü empati... o zamana kadar rüyaların tabii. Çıkması gerekiyordu. Tabii.
karar verilinceye kadar, tabii 30 yıl 40 yıl kararlar verilinceye kadar çıkmaz gerekiyor. Evet. Çıkmadı. Adam i̇şte o kararlar girecek. Zaten 30 yıl 40 yıllar daha henüz birinci birkaç davası o. Çünkü 30 yıl olan kişilerin de başka davaları da var. O müebbet olacak o zaten. Birkaç kez müebbeti yiyecekler hepsi Allah'ın izniyle. Yesinler de. Çünkü gerçi yüreğimiz soğumuyor yani. Ben o özellikle geçen bir biliyorsun beraber gittik. Evet. Sivri'deki duruşmaya. Yok vallahi soğuyor. Oradaki o hala daha bak. Yani bu kadar o, olmuş o köşede gitmiş. Oturan adama haini hatırlıyorsun. Aynen suratına, baktık suratına yansımıştı. Avukatın evet. Konuşmasını işte iddianameyi okuduk. Ben yazdım onu şeyde dosyaya baktım. Yani felaket bir şey aslında. Bütün bunlardan sonra hala bakın hala ya arkadaş bizi yanıltmışlar. Evet ben orada görev aldım ama hakikaten çok farklı bizi yansıtıldı demek var dürüstçe. Ama hala daha o, öyle bir hınç ki oradaki şehit yakınlarına, gazilere hala daha iğrenç şeyler söyleyebilecek durumda varsa benim yüreğim soğur arkadaşlar bakma. Soğur yani. Evet. Niye yani ne yapacağız? Ne bekleyeceğiz ki bunlarımız daha? Evet. Evet. Ama işte şu var. Belli bir kafa var. O kafa işte bunları görüyor. Mesela ben hep bunu söylüyorum da şu vatana geçeceğim şimdi. Şunu söyleyeyim ama bir türlü normal insan olsa karşımda yani geçenlerde neyse o mevzuyu uzatmayayım fazla. Hindistan'la ilgili bir küçük bir video klip var. Hintlilerle ilgili bir klip. Biliyorsun onların bir kısmı ineğe tapıyor. İnek kutsal. İşte tabii. Eğiliyorlar falan filan. Affedersin idrarını falan topluyorlar. Müşteriler yapıyorlar. Benim de, Hintli, benim de Hintli bir arkadaşım vardı yurt dışında yaşarken. Mohan Kumar diye. O da Hintli. Bak hem de meslektaşın kökten bir inşaat mühendisi ama yurt dışında da eğitimini görmüş. Bu işi çok iyi bir yere getirmiş. Çok iyi bir mühendis. Batı'yı görmüş, dünyayı görmüş falan filan bir adam. Ve konuşurken bana bir şey anlattı bununla ilgili. İşte inançlardan bahsediyoruz falan. Beraber dışarıda çay kahve içiyoruz. Ben de çok tabii karşımda bir tane mühendis var. Avrupa'da da eğitim görmüş. Kendi ülkesine çok saygın bir insan. Yurt dışında çalışıyor falan. Bayağı işte normal bir insan. Yani çok da zeki, akıllı bir insan. İngilizce konuşuyoruz karşılıklı. Ve şey... aklıma şey geldi ya bu adam şimdi ineği mi tapıyor dedim. Yani şu adam değil mi ineği tapıyor mudur acaba? Evet. Diye mevzuyu açtım ben. Tapıyormuş. Yani böyle bir şey var yani. Sonra tabii anlattı bana nasıl olduğunu. Çok özür dilerim tabii anlatıyorum biraz. Niye Allah'tan yemek sofrası değil burası. İdrarı topluyorlar daha sonra evinin köşesine serpiyorlar bereket için. Allah sonra Allah. Bir tane böyle o statue dediği şey işte bir heykel var. O ineği temsil eden bir şey. Onun önünde oturup karısı da dua ediyormuş. Bu niye anlattım biliyor musun bu şimdi FETÖ ile ilgili? Şunun için yani. Anlattım abi. Yani şöyle bir şey var. Hani diyorsun ya bir adam akıllı olsa, bir adam da akıl melekesini kaybetmiş olmasa normal bir insandan bahsediyoruz. Aklı selim de demiyorum ben. Normal veyahut da düşük bir zeka sahibi olsan ama insan olsan. Evlerine ateş salsın, yuvaları dağılsın, bilmem ne olsun, bacakları sallansın, geberin, ölün, şudur budur diye bir adam çıkıyor. Bir alçak, senin o şeyh dediğin, hoca efendi dediğin adam çıkıyor. Bunca bedduayı okuyor, yapıyor, ediyor, bilmem ne yapıyor. O halleri görüyorsun. Namaz kılarken ki o gözler havalarda uçuşuyor. Fıldır fıldır. Ona diller dışarı çıkıyor. Vın vın hareketler çekiyor. Acayip. Bu adam bunları yaşıyor. Bak bunlar vaka. Hala diyorsun ki bu adam Mehdi olabilir mi? Efendim hala diyor ki mesela efendim haşa bir peygamber geldi. Bütün duvarlar kalktı. Sivri'de hep beraber Allahu Ekber dedik. Aa o zaman kurtuluyoruz. Hala bu kafayı yaşıyor diye anlamıyordum ben. Ya dedim yani bu manyak olması lazım. Beddualar yerini tuttu. Bittiniz kardeşim. Bittiniz lan artık. Bir şey yok ortada. Bitti. Ne olduğunu ortaya çıktı. Bu da alçak oldu ortaya çıktı. Yani bu babanın oğlu olsa bile tanıma bu adamı artık yani. Bu adam Müslüman değil yahu. İslam bu kadar büyük şimdi, zarar veren bir adam. Abi. İslam'dan bir yer alınır mı? Diye hala söyleyip de bir gün gelecek diye yazabiliyorsa bir adam. Ben Hintli'yi şunun için anlattım. Yani bir kafa bir inanç biçimi haline gelmişse yani zihin artık bir böyle saplantı haline gelmiş bir inançtan bahsediyorsak bu Hinduizm olur, FETÖizm olur. Bu da FETÖizm işte. Adam FETÖist. Ya adam FETÖcü değil, FETÖist bir adam. Yani o adam tanrı gibi görüyor onu. Fakat diyorsun ki ya diyorsun altta donun kalmadı. Yani hayatın karardı, evin de yıkıldı. Kurtulamadın, içeridesin şu anda. Ne olacak şimdi bu? Beddua okumuştu. Bütün rüyalar boşa çıktı. Ona rağmen anlamıyorsa demek ki bu FETÖizm diye bir din var demek ki. Şöyle tabii din diyemeyiz ona ama. Hayır bu onların dini kabul. İşte. Bir iki cümle söylemek istiyorum. Haddim değil ama böyle dini bir ama şimdi tabii konuştuğumuz konu tamamen dini bir konu olduğu için veya dini ismar eden bir konu olduğu için şöyle bir tarafa var meselenin. Çok iyi bildiğim bir şey. Bütün izleyicilerimizin bildiği bir şey. İnsanoğlu biliyorsunuz insanı Allah öyle yaratmış ki melekler suç işlemiyor biliyorsun.
neyle emredilmişse tabii. Bütün işte sürekli bütün zamanlarda işte Allah ibadetler ibadeti ibadetle evet. meşgul. Başka kötülük bir yapma melekesi yok meleklerin. Değil. Öyle bir gücü yok. Ama insan dediğimiz şey insanı öyle yaratmış Allah Teala. Bu bahsettiğimiz sürekli tek işi Allah'a itaat etmek olan melekten daha üstün olabiliyor. Daha üstün olabiliyor melekten. Tabii. Ama şeytandan daha aşağı tabii. adi de olabiliyor. Tabii. Böyle bir değişken bu insan. Eşref-i mahluk ve esfer-i safilin. Aynen. İkisi de oluyor. Aynen. Tabii siz daha işin... Estağfurullah, estağfurullah. Bir de şöyle bir şey var. Zaman zaman ben duyuyorum. Ya iyi de madem bu Müslüman değilse bu adam, bu kadar efendim bu dini istismar etmişlerse, bu kadar bunlar kötüyse, neden hala bunların işte şeyi yürüyor veya filan gibi? Bir de dinimizde bizim istidraç diye bir şey var. Evet, istidraç. İstidraç diye bir şey var. Keramet, mucize, istidraç. Bir istidraç var, evet. Bu da sapkın olan, sapıtanı daha şey demin dediğin esferi safilin, evet. esferi safile indirmek için bu dünyada onun böyle bazı söyledikleri çıkıyormuş gibi veya o hakikaten işte doğruymuş gibi yanıltmadır bu yani aslında. İnsanların tabii. gözünde yanıltıcı bir görüntü edinmektir. Burada bu var. Yani insanlar zannetmesin ki ya bu işte bu kadar zamandır herkes bunu koruyor muruyor. Daha dibe iniyor aslında. Daha evet. dibe iniyor her bakımdan. Evet. Neyse fazla vaktimiz daralıyor. Hemen başka konulara da geçelim. Güzel hakikaten güzel bir şekilde anlattım. Başka tarafından da bakmış olduk. En azından bir pencere daha açmış olduk. Bazı izleyicilerimiz diyor ki peki öyle tabii. de niye bu madem dine ismar ediyorsa niye böyle falan tabii. gibi şeyler söylüyor. Bu peki, ölçü değil. Şimdi ezber bozan görüşme vatandan. Vatan gazetesi bugün manşetiydi. Ezber bozan görüşme diye atmış. Tesla ve SpaceX gibi dev projeleri ezber bozan adam olarak anılan girişimci dehası Elon Musk dün Beştepe'de ağırlandı. Elon Musk dünyada özellikle bizim şimdi SpaceX veyahut da SpaceX diye okunuyor herhalde. Çok fazla detaylı bildiğimiz bir takım teknolojiler, gelişmeler falan bilemeyiz belki. Uydu sistemleri var. İşte uzaya fırlatacak roket sistemleri var. Çok flash bir şey var. Projesi var biliyorsun. Yani dünyanın öbür ucuna 15-20 dakikada işte bu tüpün içerisinde evet, evet. Işte çok hızlı giden bir trenvari uçak hızlı giden bir takım şeyler ulaşım araçları planları var. Uzay planları var. Mars'a gideceğim falan diye planları. Uçuk kaçık bir adam yani bu ama gerçek yere basan tarafı da şu. Elektrikli otomobil. Yani ciddi şu anda yapan ve çok da ciddi büyük bir 7 milyar dolarlık bir aşağı yukarı bütçesi olan bu konuda bir cirosu olan Elon Musk Beştepe'ye geldi. Günlerde konuşuyoruz tabii otomobil, Beş Baba Yiğit falan filan derdik. Beş Baba Yiğit artı bir Elon Musk geldi. Çok değil mi? Beş artı bir oldu. Beş artı bir oldu. Evet. Elon Musk tabii şeydi yani, Elon Musk'a saygılarımızı tekrar tabii Baba Yiğit sınıfına koymuyoruz. Baba Yiğit bize ait onu bir şey. Onu artı diyoruz. Altı Baba Yiğit demiyoruz zaten. Beş artı bir geldi. Beş artı bir diyoruz. Tabii ki bu konuda deneyimi olan dünyada şu anda ki burada Vatan'ın birinci sayfasında manşetten verdiği haberde 2003'te elektrikli otoların yollara inmesinin rüya olduğu günlerde kurulan Tesla Motors şimdi 7 milyar dolar ciroya sahip bir şirket. Aynı zamanda SpaceX nasıl okunuyor bunu da tam bulamadım gerçi. SpaceX herhalde. Evet. Projesiyle hedef Mars diyen Musk yeniden kullanabilen Falcon roketleriyle uzay yolculuğunun maliyetini düşüreceğini söylemiş. Bir de saatte senin dediğin hadise 1300 km hızla giden ulaşımda gelecek dediği. Evet. Ulaşımda çok gelecek ciddi konuşan proje bu. Hyperloop döşenen kapsüller içerisinde saatte 1300 km hızla seyahat edebilen araçlar için projeler yapıyor adam. Şimdi bu Beş Baba Yiğit'e kolaylıklar diliyoruz öncelikle. Beş Baba Yiğit'imize. Beştepe'de böyle bir kişinin yani Tesla'nın CEO'sunun ağırlanması önemli. Tabii ki bu bir know-how işidir. Daha önce bu projeyi yapmış evet. birikim olan kişidir. Teknoloji de böyle bir şeydir zaten. Almanlar niye otomobilde devdir? Çünkü yerleşik bir teknolojisi var. Bu adamlar 100 yıldan beri otomobil yapıyor. Ha eskisi gibi değil artık onu da söyleyelim. Yani bir teknolojinin veyahut da bir sanayi casusluğunun eskisi gibi kağıtlar üzerinde giden bir sistem değil. Bütün bir sistemin hatta bir nükleer santralin tüm yazılımını bir telefonun içerisine koyabiliyorsunuz. Teknoloji böyle bir şey artık. O yüzden sadece bunu almak önemli olan yoksa bazı detaylar eskisi gibi çizim için 100 tane mühendis falan gerekmiyor ki sen de mühendissin abi, o işleri bilirsin. Şimdi bu görüşmeden ne umuyorsun veyahut da bu sürpriz miydi? Türkiye bu 5 Baba Yiğit'le yapacağı geleceğin otomobilinde
katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Tabii bizim için sürpriz ama bu görüşme sonrası yapılan açıklamalar, şeyden sonraki söylediği şeylere bakılırsa aslında sürpriz değil. Şöyle değil, bana göre bu gel de bize bir görüntü ver burada, tam da biz böyle işte yeni bir şeye giriyoruz. Böyle bir proje başlatıyoruz Beşbabayiğit'te. Bir görüntü ver de imaj olsun türü bir görüşme olmadığı anlaşılıyor. Görüşme sonrası açıklama, o anlaşılıyor. Bravo. Bu çok önemli. Evet, bu çok önemli değil mi? Çok iştahlı ve şey, gelecek bir... Biz bu işe bismillah dedik başlıyoruz. Biz öyle ama... Bu konuda kimlerle nasıl çalışırız, ne alırız, ne üreteceğiz... Çok kritik bir isim geliyor Türkiye'ye bu konuda değil mi? İşte o gelme meselesi diyorum işte. Bizim zorlamamıza gel de burada bir görüntü ver meselesi değil. O çok önemli. Dolayısıyla şunu söyleyebiliyoruz, bu tespit yaptıktan sonra şunu söyleyebiliyoruz. Düne kadar o bizim işte iki gün önce lansmanı yapılan o Beşbabayiğit manşetten verdiğimiz proje var ya. Hı hı. Yeri otomobil projesi. Evet. Bence dün itibariyle çok daha büyük bir derinlik kazanmış oldu. Bravo. Evet. Bunu, çok önemli bu. Peki bunu bu şekilde bırakalım. Çok az vaktimiz var. Nuh abi. Tamam. Hızlı hızlı birkaç şey daha sormak istiyorum. Çok az vaktimiz var. İki tane mevzu var. Bir defa şu Ahmet Hakan meselesi var. Ahmet Hakan yani bir şey yapmış. Ahmet Hakan'dan bir gün bahsetmesi olmuyor. Yok yani. Ama şöyle var. Bahsetmeyecektim ama zaten üst tarafta Ajde Pekkan'dan falan bahsediyor. Onun işleri o yukarıda. Baba, anne, dedesi. Tabii ama şu var. Benim önemsediğim şu var. FETÖ çakalı. FETÖ'nün çakalı Emrolsu demiş. Hani bu başlığı gördüğünüz zaman FETÖ'ye çakıyor diye bekliyorsun. Hiçbir şey okumuyorum. Son cümle yoksam yeterli. Diyor ki sosyal medyada içinde bol miktarda iyi kelimesi yazıp mesaj atıyormuş Emre Uslu. İyi Parti'ye selam çakıyor diyor. Peki Emre Uslu'nun bu yaptığının İyi Parti ile FETÖ arasında bir irtibat kurmak için çırpınanlara bulunmaz bir fırsat teşkil edeceği bilinmez mi? Tabii ki bilir. Bilmez mi bilir. Fakat bu çakal nasıl bir hesap varsa böyle şeyler yapıp bilerek ve isteyerek İyi Parti ile FETÖ arasında irtibat kurulmasını sağlamaya çalışıyor. Bunlar çakal diyor. Orada abi, şeyin derdi Emre Uslu değil. Kim? Ahmet Hakan'ın derdi meselesi Emre Uslu değil. Nedir? İyi Parti mi kurtarmak? İyi Parti. Kurtarmak, temizlemek değil mi? Özne İyi Parti burada. Ha. Emre Uslu'ya diyor ki yapma böyle. Böyle yapıyorsun sonra nasıl şey kuracaklar diyor. O zaman ben başka bir şey hatırlatayım. Emre Uslu bu şeyden önce çok benim ismini telaffuz etmeye bile tenezzül edecek birisi değil ama ha. Madem mevzuyu açtın. Bu İyi Parti lansmanından önceki dönemlerde çok aleyhine yazıyordu bu şeylerin. Bu Akşener'in ve Akşener yaptığı çalışmanın aleyhine şeyler yazıyor. Paylaşımlar da bulunuyordu. Evet. Bunlar da bu taraftan ya işte bu Akşener'in partisini şeyle bağlantı kurmaya çalışıyorsunuz FETÖ'yle. Öyle olsa Emre Uslu böyle yazar mı? Diye kullanıyordu. Tamam mı? Şimdi tersini yapıyor. Şimdi diyor ki yapma böyle bağ kuruluyor. Geç bunlar. Bütün hani var ya patlıcan üzerine bütün şeyler yani. Yani aman yanlış bir şey olmasın. İyi Parti'ye dokunulmasın. Aynen. Değil mi? Tabii, zarar veriyorsunuz diyor yani. Son bir iki dakikamız var. Öyle mi? Birkaç cümle de senden alayım. Hızlı geçti ya. Vallahi çok hızlı geçti. Bana öyle geldi. Bana da öyle geldi. Seninle sohbet muhteşem abi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Engin Ardıç hakkında bir soruşturma başlattılar. Dün de zaten Hürriyet bunu zıplaya zıplaya veriyordu. Sevmez pek Hürriyet Engin Ardıç'ı. Normal. Çünkü hepsine böyle bodozlamadan giydiren bir adamdır. Onun için normal dedim. Benim için doyayandır. Kimler arasındasın? Engin Ardıç. Programlarınızın değişmez isimlerinden biridir. Çok da sevdiğim ve hep davet ettiğim bir insandır. Şimdi neyle ilgili? Çakma Gaziler diye bir yazı yazmıştı. Ve yazının sonunda şu vardı. 15 Temmuz gazileri nasıl gazi olduğunu gösterir. Yani onlar kendi kıyafetleriyle oturup da bir abartmadan geliyorlar. Hakikaten doğru. Ben de İstanbul'da gördüm. Konunu fark etmiyor. Kolu sakatlanmış gazi vardı. Aynen. Vatandaş giymiş gömleğini gelmiş. Ben de gördüm. Aynı yanındaydı. Bu da diyor ki işte Kuvayi Milliye kılığında bir sürü insanlar geliyor diyor. Bazen bakıyorum diyor. Bunlar da gazi diye geliyorlar diyor. Yaşlı başlanlar. Benden en fazla 10 yaş büyük diyor. Düşünebiliyor musun diyor. Diye hesap ediyorum diyor. Bunun 113 yaşında olması lazım. 1912'den 15'ten başlıyorum diyor. Diyor bu çakma diyor. Onların torunları da takıyor ama şeyler bazen. Ve okuduysan yazı bilmiyorum işte. Buna bakarsan benim de diyor dedem diyor. Kesin diyor Yeniçeri falandı diyor. Dedem diyor. Ben de Yeniçeri mi çıkacağım falan filan diyor. Ve o yüzden de kızmış. Bu mesele şu yalnız. Kılıçdaroğlu bunun hakkında bunu atın falan filan diyor gazeteden. Kılıçdaroğlu. Şaklaman demiş şeye. Engin Ardıç'a. Bu gazeteci değil de onun savunduğu gazeteler var ya sürekli hani. Evet tabii. Kılıçdaroğlu çağrıda buldu bile o bana. O çerçeveye diyor. Girmiyor bu. Bir de çağrıda. Bugün de gerçi yine vaktimiz olmadı. Ahmet Kekeş de yazmış sizde. Tamam işte onu söylüyorum. Onun sözüm ona tırnakçı savunduğu gazeteciler var. Sürekli gazeteciler ne hikmetse içeridekileri savunuyor. Evet. Ama Engin Ardıç gazeteci değil. Kılıçdaroğlu buna niye taktı ki Şaklıman? Anlattığı şey bir mizahi ve çok doğru da bir şey yani. Önüne geçen diyor şey bir bakıyorsun bir yere diyor.
70-60 benden diyor 5-10 yaş büyük adam diyor. Takmış diyor kalpağı diyor gaziyim diye çıkıyor. Bakıyorsun bu, diyor. Uç vermesine yani Kılıçdaroğlu'nun öfkesinin uç vermesine sebep olan bu mesele konu olabilir ama ben Kılıçdaroğlu'nun Engin Ardıca şeyin tab yani bununla ilgili olduğunu bununla sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Az önce ne dedin sen? Sürekli şey Hürriyet hiç hoşlanmıyor bundan dedin. Tabii. Geriden gelen Hürriyet'le paralel olan bir tepki vardır. O bu vesile ortaya çıkmıştır. O da çıkmıştır. Peki abi çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ ol. Ağzına sağlık. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. İnşallah sen tekrar görüşmek üzere. Aynı zamanda tabii ki izleyicilerimize de görüşmek üzere yarın günün manşetiyle. Hoşçakalın.